katlanmak durumunda kalacağımızı belirtmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi mutlaka soracağım size. Aynı zamanda İyi Parti'deki çöküşü de soracağım. Ve bundan sonra ne gibi bir işbirliği olabilir ya da görüşmeler olabilir onu da soracağım. Aynı zamanda anayasa değişikliğine yönelik bir ön adım mıdır bu şimdiki anayasa ya da yargı krizi? Hani o anayasa değişikliğiyle ilgili atılmasını istedikleri adımın ön girişimi midir bu yargı krizi? Onu da soracağım. Fakat AKP içerisinden de farklı sesler çıktı. Aslında çok alıştığımız bir durum da değil bu. Her ne kadar Erdoğan içeridekilere parmak sallasa da, yani işte yerinizi bilin dese de, ilginç aslında, diyor ki birilerine şirin görünmenin anlamı yok diyor. Kime söylüyor? Hayati Yazıcıoğlu, Abdülhatif Abdülhamit Gül, Şamil Tayar söyledi. Şamil Tayar da öyle. Diyor ki eğer partimden bazı arkadaşlar burada yargıyı yerip Anayasa Mahkemesi'ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Kalkıp birilerine şirin görünmenin de anlamı yok diyor. İşte bu saatten sonra oradan artık bir daha da ses çıkmaz. İşte bu saatten sonra Anayasa Mahkemesi'nden de artık Erdoğan'ın eleştirebileceği bir kararda çıkmaz. Sonuçta onları da kilitlemiş durumda. Yani şöyle, işte biraz önce söylediğiniz gibi artık hukuksuzluk öyle bir noktaya geldi ki, yani 21 yıllık iktidar içerisindeki en temel aktörler bile bu kadar da olmaz diyebiliyor. Yani geldiğimiz noktanın ne kadar kötü olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bence bu çıkışlar Erdoğan'a rağmen büyür mü çok emin değilim, ama biraz insanım diyen, ülkenin geleceğini düşünen, demokrasiyi düşünen, bizden sonraki kuşakların nasıl bir zeminde, ortamda yaşayacağını düşünen herkes bu duruma itiraz etmelidir. Yani bugünlerden yarına antidemokratik bir zeminin bizim çocuklarımızı etkilemeyeceğini nereden bileceğiz? İşte gittikçe, işte yargı dahil olmak üzere birçok kurum resmen kendi işlevini yitirmiş bir durumdadır. Büyük bir çürüme var, tuz koktu diyorlar ya, biraz öyle. Yani Erdoğan buna itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına itiraz edeceğine, yargının rüşvetle, torpille, parayla, mafyaları, çeteleri nasıl bıraktıklarına dair dünya kadar işte yorum yapılıyor, işte tanık ortaya çıkıyor, bu konuda isimler veriliyor. İşte mahkemelerin kaçıncı bilmem ağır ceza mahkemelerinin hangi işlevi gördüğü konusunda bence aslında söz söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla tek adam kendi derdine düşmüş. Toplumun bu karardan ne kadar olumsuz etkileyeceği çok onun umurunda değil. Küçük ortağın yönlendirmesiyle, işte küçük ortağın parmak sallamasıyla biraz hareket ediyor. Biz buradan her şeye rağmen aslında AKP içerisindeki vicdan sahibi insanlara da çağrı yapıyoruz. Hadi ona değil, tabanına çağrı yapıyoruz. Gerçekten seçilmiş insanların yeri cezaevi midir? Tweet attığı için insanlar yıllarca cezaevinde mi kalmalıdır? İşte çocuğunu sahiplendiği için, Kürtçe, Türkçe söylediği için Eskişehir'de insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, hakkında dava açılıyor. Bu kabul edilir bir durum mudur? Dolayısıyla bunu aslında biraz biz halkın vicdanına, halkın bu konudaki bakış açısını da aslında biraz cesaretlendiren bir tutum ortaya koymamız gerekiyor. Ben hala Anayasa Mahkemesi'nin yapabileceği şeyler olduğuna inanıyorum. Yani şimdi değilse ne zaman? Yani bu antidemokratik söylemler, bu yargı darbesi karşısındaki bir sessizlik Türkiye'yi karanlığa gömebilir. Yani eğer aydınlık bir gelecek için, bir demokrasi için, işte yeni bir yasa, anayasa, hukuk için biraz bir inanç varsa bence bunun karşısında durmalı. Bunu söyleyen yargı bağımsızdır. Cumhurbaşkanı sözlerinden etkilenmemelidir. Cumhurbaşkanı yönlendirmemeli, yön vermemelidir. Bu konuda bir çıkış yapmasını bekliyoruz. Böyle bir irade var mı bilmiyorum, ama kesinlikle bu hukuksuzluk karşısında ciddi, güçlü bir irade ortaya koyan herkesin yanındayız. Onlarla dayanışma içerisindeyiz. Yani bu durumu AKP'liler dahi kabullenmiyorsa Anayasa Mahkemesi'nin de kabullenmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu nasıl buluyorsunuz? Şu anda genel kurulda salonu terk etmeme, salonda kalma eylemi yapıyorlar.
HDP üyesi de grup başkan vekilleri o desteği verdiler dün akşam. Bugün de Türkiye Barolar Birliği'nin yürüyüşü sonrasında yapılan açıklamaya CHP oradaydı, HDP oradaydı. Yine Türkiye İşçi Partisi tabii ki oradaydı. Bir destek verildi. Özgür Özel'in vatandaşların da halkın da buna karşı çıkması lazım. Bir darbeyi ancak halk engelleyebilir şeklindeki açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Yani öncelikle kongrelerinden dolayı başarılar diliyoruz. Umarız CHP'nin kongresi daha demokratik, daha özgürlükçü bir Türkiye, bir zemine sebebiyet verir. Tabii ki yani çıkışlarını olumlu karşıladık ama dediğim gibi bir öz eleştiri de vermek gerekiyor. Yani mevcut anlattığım dokunmazlıklar karşısındaki tutumları ortadadır. Yani kimler buna oy kullandı kamuoyu da biliyor. Dün kendilerini bu konuda aslında uyarmıştık. Bu bir biçimiyle sadece Kürtlerle ilgili bir durum değil. Yani belki Selahattin Sayın Demirtaş, Figen Yüksekdağ bununla hedefleniyor. İşte o dönem HDP hedefleniyor ama işte bugün tipe yarın belki başka bir parti onun yöneticilerine de sirayet edebilir. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şeye inanıyorum, bu meseleleri halkla durdurulur, halkla karşı çıkılır. Halk muhalefet ederse işte geriletebilir. Yani biz salonlarda, kapalı alanlarda ya söylenen sözlerin, yapılan eylem ve etkinliklerin bu garabet karşısında, bu zulüm karşısında tek başına yeterli olabileceğini düşünen bir siyasi parti değiliz. Yani bence CHP'nin de yeri tam işte o sokaklarda olmalı, halkla birlikte olmalı, emekçilerle birlikte olmalı, itiraz edenlerle birlikte olmalı. Biz yıllardır bunu yapıyoruz. Bunun bedelini de ödüyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ben artık salonlardan çıkılması gerekiyor. Yani bu mevcut zulüm salonlarla, oturmalarla, milletvekillerinin çağrılarıyla, demeçleriyle, tweetleriyle engellenebilecek bir durum olmadığını belirtmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Bizim durduğumuz yer bellidir. Biz nerede bir direniş varsa, nerede bir karşı duruş varsa, nerede bir itiraz varsa, ya yanlarında, geleneğimizde şu anda yeni kurulan partimizde yanındayız. Yani işçi ise fabrikadayız, Kürtse yanındayız, işte ana dilse ana dilin yanındayız, kayyum karşıtıysa kayyum karşıtıyız. Bir biçimde aslında HDP'nin ortaya koymuş olduğu muhalefet bence durdurabilir. Yani lütfen sakın yanlış anlaşılmasın. Yani şu anda gerçek anlamda sokakta, tam da Özgür Bey'in CHP'nin söylediği gibi sahada olan bir siyasi parti adına konuşuyorum. Bir siyasi parti yöneticisi olarak buradayım. Yani buyursunlar, halkla birlikte değiştirelim, dönüştürelim, karşı duralım. Beraber birlikte bu işin, hareket edelim. Bu işin öznesi kendisi zaten halkın kendisidir. Onun olmadığı açıklamaların ne kadar derin, entelektüel, nitelikli olmasının hiçbir önemi yoktur. Uzun süredir muhalefet halktan kopuk, işte halkın güncel sorunlarından kopuk, halka güven veren, işte halkın güvendiği bir kapı, bir ev olmaktan uzaktır. Bütün muhalefeti kastederek bunu konuşuyorum. Bugün bu darbe karşısında hem sadece yargı darbesi değil, siyasi bir darbe de var. Biz bölgede Kürtler olarak 2015'ten beridir bunu yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Buyurun beraber askeri darbelere de, siyasi darbeye de, yargı darbesine karşı da halkla birlikte duralım. Bunun başka bir çözümü yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar size mesafeli durduğunu düşünüyor musunuz Sayın Bakıran? Bugüne kadar çünkü bir altılı masa vardı, bir Millet İttifakı vardı. Dolayısıyla altılı masa içerisinde bir İyi Parti gibi bir işte o mesafenin dozunu arttırmış olan, hatta meşru bir parti olarak sizi görmeyen bir parti vardı. Sonuçta Millet İttifakı'nın hani teyammülleri dışına da çok fazla çıkamadı anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi ama söylemlere bakacak olursak, tutum belgesinden tutun Özgür Özel'in daha bir açılım ve değişimden yana olduğunu görüyoruz ve büyük bir ihtimalle daha bir sola kayan, bir solda yerini alan bir parti olma iddiasını da dile getirdiğini görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirmek bizim işimiz değil. Yani umarım önümüzdeki dışarıdan bakan bir siyasetçi olur. Önümüzdeki dönem biz daha çok somut pratiklerle, adımlarla bu tür durumları değerlendiririz. Çok yeni bir yönetim. Gerçi
birçok insan tanınıyor, biliniyor ama önümüzdeki dönem ortaya koyacakları pratik, Türkiye'nin birçok meselesiyle, başta Kürtlerin yaşamış olduğu meselelerle,